Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ekonomi yorumlayacağız. Dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak ons altında haftanın ilk işlem gününde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın sağlığına ilişkin olumlu işaretlere ek olarak dikkatlerin teşvik paketleri üzerinde müzakerelerine yoğunlaşması ile birlikte haftaya hafif bir satıcılı başlayan değerli metalin gün sonunda dolar çevresinde gözlenen aşağı yönlü hareketlerle birlikte kayıplarını tersine çevirerek yukarı yönlü sınırlı hareketlerini sürdürdüğünü gördük. Dün ise FED Başkanı Jeremy Powell'ın konuşması öncesi dikkatler taburcu olan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın ve koronavirüs gelişmelerinin üzerinde olmaya devam ederken Jeremy Powell ekonomik toparlanma için devletin ilave desteğine ihtiyaç duyduğunu tekrarladı. Amerika Birleşik Devletleri'nde yeni teşvik paketi yasasına dair belirsizliğin sürmesiyle güne yatay bir başlangıç ile başlayan doların Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları sonrası yukarı yönlü ivmesini hızlandırması altın üzerinde baskı oluştururken gün sonunda değerli metalin kayıplarını sürdürdüğünü gördük. Ons altına teknik olarak baktığımızda 1884 dolar seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiğini görüyoruz. Azalan talep ile birlikte ons altının aşağı yönlü hareketlerine devam etmesi durumunda sırası ile 1878, 1870 ve 1862 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim önemli destek noktaları. Olası bir yukarı yönlü harekette ise 1890, 1897 ve 1900 10 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim kısa vadedeki direnç noktaları. Gram altın tarafında ise haftanın ilk işlem gününde dikkatler Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın sağlığına ilişkin olumlu işaretler üzerinde olmaya devam ederken beklentilerin altında açıklanan enflasyon verisiyle Kurda hafif satıcılı bir seyir izlenirken ons altındaki yukarı yönlü hareketlere paralel olarak gün sonunda gram altında yükselişini sürdürdüğünü gördük. Geçtiğimiz gün ise FED Başkanı Powell'ın açıklamaları sonrası dolar çevresinde gözlemlenen hareketlere ek olarak kurda yukarı yönlü sınırlı hareketler takip edilirken Değerli metaldeki satış baskılarına paralel olarak gram altında da aşağı yönlü hareketlerin sürdüğünü gördük. Gram altına teknik olarak baktığımızda 471 Türk Lirası seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiğini görüyoruz. 469 destek seviyesinin üzerinde kaldığı sürece gelebilecek alımlarla birlikte yukarı yönlü eylemin devam etmesi durumunda sırası ile 473 475 ve 477 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları gelebilecek olası satışlarla birlikte gram altındaki eğilimin aşağı yönlü hareketlerinde ise 469, 465 ve 462 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli destek noktaları. Pound dolar paritesinde ise geçtiğimiz gün İngiltere'de inşaat piyama endeksi Eylül ayında 54'lük beklentilerin üzerinde 56,8 seviyesine yükseldi. Amerika Birleşik Devletleri tarafında ise dış ticaret açığı Ağustos ayında 67,1 milyar dolar ile 2006 yılından beri görülen en yüksek seviyede gerçekleşti. Dikkatler, Fed Başkanı Jerome Powell'ın işletme ekonomisi Ulusal Derneği'nin düzenlediği sanal konferansta yaptığı konuşma üzerinde olurken Jerome Powell ekonomik toparlanma için devletin ilave desteğine ihtiyaç duyulduğunu tekrarladı. Gün içerisinde devam eden Brexit belirsizliğine ek olarak doların Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları sonrası Yukarı yönlü ivmesini hızlandırması ile paritenin aşağı yönlü hareketlerini sürdürdüğünü gördük. Pound dolar paritesine teknik olarak baktığımızda 1,2880 seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiğini görüyoruz. 1,2840 destek seviyesinin üzerinde kaldığı sürece gelebilecek alımlarla birlikte paritedeki yukarı yönlü eğilimin devam etmesi durumunda sırası ile 1,2940 1,2990 ve 1,3050 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları gelebilecek olası satışlarla birlikte paritedeki eğilimin aşağı yönlü hareketlerinde ise sırasıyla 1,2840 1,2790 ve 1,2740 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli destek noktaları Dolar yen tarafında ise geçtiğimiz salı günü Japonya'da nispeten zayıf ve ekonomik akışı devam ederken Amerika Birleşik Devletleri'nin dış ticaret açığı Ağustos ayında 67,1 milyar dolar ile 2006 yılından beri görülen en yüksek seviyede gerçekleşti. Dikkatler FED Başkanı Jeremy Powell'ın İşletme Ekonomisi Ulusal Derneği'nin düzenlediği sanal konferansta yaptığı konuşma üzerinde olurken Jeremy Powell'ın ekonomik toparlanma için devletin ilave desteğine ihtiyaç duyulduğunu tekrarladı. Amerika Birleşik Devletleri'nde yeni teşvik yasasına dair belirsizliğin sürmesiyle güne yatay bir başlangıç ile başlayan doların Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları sonrasında yukarı yönlü hareketlerini hızlandırmasına rağmen artan vaka sayılarının neden olduğu endişelerin yeni desteklemesiyle paritenin aşağı yönlü hareketlerini sürdürdüğünü gördük. Dolar Yen paritesine teknik olarak baktığımızda 105,60 seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiğini görüyoruz. 105,40 destek seviyesinin üzerinde kaldığı sürece yukarı yönlü eğilimin devam etmesi durumunda sırasıyla 105,75 105,90 ve 106,10 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları gelebilecek olası satışlarla birlikte paritedeki eğilimin aşağı yönlü hareketlerinde ise 105,40 105,20 ve 104,90 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli destek noktaları beni dinlediğiniz için teşekkür ederim